Herkese merhaba arkadaşlar. Yine öğrencimi aradığım bir videoda karşınızdayım. Bu sefer de bir eşit ağırlıkçı öğrencimi arayacağım. Çok fazla istediniz. Bakalım Müzeyyen paylaşmama izin verecek mi? Ya telefon açacak mı? Alo. Alo Müzeyyen, merhaba, müsait miydin? Merhaba Kemal abi, Nasılsın? müsaitim. İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de bakacağım şimdi nasıl olduğuma. Zaten bu hafta çok bir şey vermemiştin bana. Evet. Bakalım kaç soru çözmüşsün. Şey, programın hepsine uymuşsun zaten, değil mi? Ha, bitirdim. Evet. 1529. Tamam, süper. Geçen haftaya göre ilerleme var bu hafta. Bu Sen çok az verdiğin için ben o kadar yaptım. Evet, biliyorum. Bu haftaki ama bu şeyler seni çok etkilemedi, değil mi? Aslında birazcık etkilendim ama sonra dedim ki artık olacağı varmış olsun dedim. O kadar çık. Tamam, bu haftaki hedef 2300 soru, tamam mı? Tamam. 1700 vermiştim ama sonra baktım diğerlerine, 2300 falan çözebiliyorsun zaten, değil mi? Çözüyorum. Şimdiki. Apoteğin problemler tamamen bitti mi yoksa o sondaki testler kaldı mı? Evet, arkadaki testler var. Tamam. O zaman şöyle yapıyorum. Bunların hepsini işaretliyorum. Arkadaki testler karma ya zaten. Hepsini bitiriyorsun. Anca biter gibi zaten, değil mi? Evet. Tamam. TYT için onları vereyim. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. AYT için de Apotemi'nin sende fonksiyonel fasikül var mıydı Müzeyyen? Yok, yok Kemal abi, yoktu. Peki alabilir misin bu hafta? Bu hafta ödev olacak mı? Çünkü kırtasiye çıkarsa internetten sipariş ederim. Yani bu hafta alırım. Peki bu hafta sana ödev verebileceğim bir acil fasiküllerin hangileri vardı sende? Acilin hepsini bitirdim bana verdiklerini. Türev var Tamam. işte. Son Aynen. bitirmediğim o kalmıştı. O da artık O gerek da yok artık ona yok da. zaten, aynen. Yani çözebileceğimiz başka bir şey yok şeyden. AYT'den. Kemal abi, Heh. istersen sen bana ver. Ben bugün kırtasiyeye bakayım. Açık Apotemi'den mı vereyim, değil mi? değil mi? Apotemi'den vereyim, değil mi? Ödevi değil. Ben kitabı bulduktan sonra sen aslında ödevi var. Bak, eğer ben kırtasiyeye çıksa alırsa çözerim. Tamam. Eğer değilse internetten sipariş ederim. Biraz geç bitirmiş olurum, o kadar. Tamam. Önce şeyleri çözersin. Apotemi problemleri bitirirsin. Sonra Aha. o gelene kadar da deneme çözersin. TYT denemesi. Biraz TYT'ye de ağırlık vermiş oluruz bu hafta. Olur mu? Tamam. Tamam. Geometri tamam, bitirmişsin. Süper. Acil bitmiş. Çemberin analitiğini bir tek çözmemişiz. O da zaten çıkmıyor artık. Geometride kendini eksik hissediyor musun? Yoksa deneme çözebilir mi? Ya benim geometriden sana en başından beri diyordum ya, böyle bir sıkıntılı, çok yapamıyorum falan O filan zaman diye. bir Aslında öyle. şey daha alalım mı? Bir tane İstersen daha. şey yapayım bir, deneme üzerinden bir gitmeyi deneyeyim mi? Tamam, şöyle yapalım o zaman. Bu hafta full deneme çözelim. Sen o analizleri doldur. O analizlere göre eksik olduğun yerler zaten belli olur ya. Ona göre haftaya bir kaynaktan gideriz. Ama bir kaynak olsun elimizde çünkü daha 4 ay var. Ne yapacağız? Sürekli deneme mi çözeceğiz? Olmaz öyle. Bence bir Onu kaynak daha alalım alalım. ki hayatı. Daha Aynen. zor erkense alalım bir tur daha. Aynen, bence de alalım. Şey yapabiliriz istersen. Apotemi'nin analitik fasikülü var ya. O analitik fasikülün içinde direkt çemberin analitiği de vardı, değil mi? Onlar ayrı ayrı değildi sanırım. Bilmiyorum. Bu sene ben geometri Ya yani eskisi öyleydi ama yenisinde bence öyleydi. O zaman o analitik fasikülünü almayalım da bilgisayar mal direkt alalım o zaman, tamam mı? bilgisayarın geometri kitabını mı alayım? Aynen. Tamam. Ya da Apotemi'nin TYT AYT'sini de alabilirsin. Bilgisayarmanın TYT AYT'sini de alabilirsin. Karagöz'ün TYT'sini zaten çözmüşüz. Hangisi içine siniyorsa onu al. Ama zaten dışarı çıkıp bakamayacağına göre hangisi daha ucuz onu da alabilirsin yani. Şey neydi? Apte'nin TYT ayetisi. Apotemi TYT AYT veya bilgisayarmanın TYT AYT. Tamam. Ya Apotemi TYT AYT tam hatırlamıyorum ama ona bakmam lazım. Tamam, sen bilgisayar malı öncelik olarak yap. Bilgisayar malı bulamazsan Apotemi'ye bakarız, tamam mı? Bana mesaj Tamam. atarsın, ben gene bakarım. Hocama sorarım en Tamam. kötü. Edebiyatta 3 konu daha vereyim mi? Yani 2 konu daha vereyim, 3 konu olsun bu hafta. Zaten ne kalmıştı Kemal abi? Romanlardan gidiyorduk. Hı. Ya aslında o yaptığımız romanlar çıkmayacakmış ama ben çözmek istiyorum açıkçası. Çünkü roman hepsi bir bütün konu Yok olduğu yok. için. Çözme bence onları ya.
çözmeyeyim mi? O Aynen. zaman ki ben edebiyattan bir tane daha kitap alalım. Çünkü Tamam. bu limitin arkasında şeyler, testler var şimdi. Bütün Ya da evde çıkan soruları edebiyattan yapmışlar. deneme çözsek mi acaba bu hafta? Ben edebiyattan denemesi, ben her gün çözüyorum sürekli. Her gün zaten çözüyorsun değil mi? Aha, evet, Tamam, çözüyorum ben. süper o zaman. O zaman bir kitap da alalım. Karekök alalım mı? Ya da Karekök mü? Yayın Deniz'i de alabiliriz. Kemal abi, yani de çok basit kaçar ya. Çok mu basit kaçar? Şey nasıl Kemal abi? Ben onu hiç kullanmadım ama. Ne? Palme. Yani öğrencilerden kullananlar var mı? Palme de güzel. Evet, Palme de güzel. Ben onu kitabı incelemiştim. O da fena değil yani. Ya en iyisi bilgi sarmalıyla Limit zaten genelde. Ama biz ikisini de çözmüşüz. Evet, bilgisayarımdan da çözdük. O zaman bu Evet. sefer palma alayım. Tam Palme'ye bir Palme bakalım. yoksa Karekök'e bakayım. Tamam. Karekök de güzel diyorlar. Tamam. Ya Karekök'ü ben kendim incelemedim de. Kötü değildir yani. En azından farklı tip sorular görürüz. Aynen, tamam. Coğrafyada Esen, TTYT'yi bitirdik zaten. Tamam, Yayın Denizi'ni bitirdik. Coğrafyada ve tarihten bir şey vermeme gerek var mı? Yoksa deneme olarak gidelim mi? Denemeden çözüyorum. Eğer eksiğim fark edersen son bir tur daha kitap alırız. Aynen. Ya bir tur daha bir kitap alalım ama bence. Mesela bilgi sarmalı alabiliriz bence. Ya da 3-4-5. 3-4-5 alabiliriz. Bilgi sarmalı alabiliriz. 3-4-5 alayım o zaman Kemal Tamam, abi. aynen 3-4-5 alabilirsin. Hani en azından bir kitap daha olsun, ikimize sinsin. Hani bu şu an yeni başlamış gibi olduk ya. Süreç Aynen. yeniden Şey, başlamış tarihle gibi. coğrafyadakisini de aynı alayım değil mi? Aynı yayın alayım. Olur. İkisini de aynı yayına alabilirsin. Tamam. Felsefede eksiğin var mı? Yok, felsefede eksiğim yoksa ben denemelerde de yapabiliyorum. Bir de okuduğum bir kitap var. O felsefe ağırlıklı olduğu için zorlanmıyorum. Tamam. Bu hafta bence fizik, kimya, biyoloji için de bilgi sarmal TYT al. Veya Karekök Tamam. TYT al. İkisinden birini al. Tamam. Onlardan da bu hafta ödev vermeyeyim. Sen bu hafta deneme olarak git. Gelecek hafta o denemelerin sonuçlarına göre eksik olduğumuz yerlerden başlayıp bu şeyleri tekrar bir üzerinden geçelim. Çünkü hani sen eşit ağırlıkçı olduğun için seni şu an derece yaptıracak şey hem fen hem de tabii AYT matematik. Ama şimdi AYT matematiğin biraz daha şey olabilir. Hani zor sorabilirler ya. Zor Evet. sorduklarında mesela çok zor oldu diyelim ki edebiyatta. Hani bir eşit ağırlıkçı matematiği yapamadığında ne belirleyici olacak? Hani genelde Tabii. edebiyat ve şey yapıldığını varsayarsak bence TYT fen. Sence? Ha, evet. Doğru değil mi? Kör abi, ben bizim mesela TET denemelerimde bazı fen bölümündeki testleri çözemiyorum. Çünkü çok bilgi ağırlıklı oluyor. Mesela bugün deneme çözdüm, TET denemesi ve7 seni net. gerçekten Niye yapamadım. 7 net matematik? Çünkü sorular çok eski tarzı biraz, o yüzden. Ya neden sen 3-4-5 ile başlamışız? 3-4-5'i neden bırakmışsın? 3-4-5'te mesela Bırakmadım ki. 15 sınıf falan Şey, yapıyor o musun? bitti. Hani ben farklı yayınlar görmek için sürekli aynı testleri almadım. Tamam, bu hafta TYT olarak elinde ne var şu an? TET olarak şu anda bu krallar karması var ya, o var ama TET denemem bitti. Mecbur almak zorundayım. Bak, senin şu an AYT'n fena değil. Yani TYT'nin AYT'n neredeyse aynı. Evet. Yani AYT anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Ama şimdi konuların kaldırılmasıyla birlikte hani TYT'de iyi yapman da önemli, anladın mı? O yüzden bizim bu Evet, TYT önemli. netlerini bir an önce arttırmamız gerekiyor. Avantajımız şu, artık bir ayımız daha var. Yani mesela 2 ay kala 60 net yapmak gerçekten bizi büyük bir psikolojik baskıya sokabilirdi. Ama şu an önümüzde bir 4 ay var. Ve hani gayet bu şeyleri birer kez daha, mesela fen o kadar çalıştık, fen neden 1 net hala? Ya Yetiştiremiyor neden biliyor musun? Süreyi musun? mi Ya yetiştiremiyorsun? çözdüğüm denemelerden mi denedir? Adam kimya yapamam çok sıkıntı. Yani denemelerimdeki şey, fen kısmı çok bilgi sorusu. Yani E benim tamam çözdüğüm da biz testlerdeki sorulara benzemiyor. anladım. O zaman sen bu denemeleri delta'yı falan, hız ve rengi falan salla. Yani bilgi sarmala. Mesela bilgi sarmaldan 65'e kadar falan çıkmışsın. Yani bunlara geçelim bence. Evet, genelde kolay denemeleri yapamıyoruz. Zor denemeleri yapıyoruz saçma bir şekilde. Tamam, o zaman yani 3 4 5 bilgi sarmal, karekök, endemik, supara, acil, apotemi, bu tür denemeler çöz. Başka denemeler çözme. Tamam. Tamam, bu hafta öyle yapalım, olur Tamam. mu? Tamam, bu hafta bana her gün bir tane TYT denemesi çöz. Tamam. Her gün bir tane, tamam mı? Çünkü senin TYT'ni arttırmamız lazım. Anlaştık mı? Ay Kemal abi, anlaştık. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen bugün bu hafta bana deneme haftası verdin ama 2300 soru verdin. Ben nasıl yapacağım 2300 soru denemelerine? Ben sana 2300 soruyu kaldır.
Şey mi diyorsun? Denemelerin analizlerini yaparken çok mu zaman kaybederim diyorsun? Hayır, analiz değil de hani test sonrası 2000 küsur verdim ya. Evet. Onu bu hafta deneme haftası verdim. Hayır Denemeler hayır sadece kim? denemeler dahil zaten. Hadi ama test vermedin. Nasıl vermedim? Vermedin. Kitaplarımı almamı istedim. Hani bu hafta deneme yapalım dedin. Haftaya eksik olduğun konulardan onlardan gidelim dedin. Ya şöyle, zaten matematikte verdim konu. Geometri de Tamam. vermedim, Türkçe de vermedim, edebiyat da vermedim, coğrafya da vermedim. Evet, genel anlamda vermedim ama şöyle düşün. Yani bu verdiğim apotemideki şeyler, problemler bayağı var. Apotemi fonksiyonları verdim. Sonra her gün bir tane TYT denemesi çözeceksin Türkçeden. Her gün bir tane normal TYT denemesi çözeceksin. Zaten o da yani bayağı bir soru ediyor. Hani şeylerle birlikte, Türkçe denemeleriyle birlikte falan hesapladığımız zaman. Yani 2000 soru çözemez misin? Bence çözersin. Daha mı fazla çözerim diyorsun yani? Yok yani dedim bazen dedim çözdüğüm zaman hedefime ulaşamıyorum da ulaşamazsam o Yani artık zaten full evdesin Müzeyyen. Yani günde 12 saat ders çalıştığımızı göz önünde bulundurduğumuzda hani 12 saatin çok rahat bir şekilde zaman 2300'e buluşmak yok. Tamam zaten hep tamam evdeydim. mı? Yok bahane değil. Sadece ben sana Heh. hani önceden de oluyordu ya hani böyle deneme haftası yaptığın Tamam. zaman soru sevmek sen bana birazcık kızıyordun. Ben de Evet. sana onu hatırlatmak istedim şimdi. Tamam ama ben de şimdi sana hatırlatmak istediğim bir şey var. Artık farklı koşullarda yarışıyoruz ve senin bir şekilde bu soru sayısını arttırman gerekiyor. Yani deneme çözdüğünde belki şeyler olabilir. Evet, bu analizleri yaparken zaman kaybettiğin için soru sayın düşüyor olabilir. O yüzden mi düşüyor soru sayın? Evet, biraz ben inceleme yapıyorum, onu Aha. dinliyorum filan. Sen o yüzden demek ki. Tamam, Ondan önemli değil. dolayı. Ben zaten genel program kısmından yaptığın etütleri takip ettiğim için 2300'e ulaşamasam bile sıkıntı yok. Ama ben bu hafta ulaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü sanki bu hafta sen daha iyi çalışacakmışsın gibi son tehdit mesajımdan sonra. Tamam o zaman. Onu dinledin mi tehdit mesajımı? Classroom'da paylaştım. Ya o bilgisayarım açmadı onu. Telefonumdan dinleyeceğim. Tamam, o mesajı dinle tamam mı? Tamam. Orada güzel bir motivasyon mesajı var. Tamam. Tamam 2300 olmasın hadi sana indirim yapayım. 2000 soru olsun tamam. Her Baktım da gün tamam. Tamam oldu. 300 soru gibi yani. En az 300 soru gibi. Zaten neredeyse yarısı denemelerle olur. Hatta yarısından fazlası. Tamam. Tamam. Onun dışında bir sıkıntımız, derdimiz, tasamız, rüyana giren bir şey var mı? Kemerlerde. Tamam benim sana bir haberim var. Şu an videodasın. Ne dedim? Evet. Ama istersen paylaşmayabilirim. Yok, bari paylaşabilirsin. O zaman herkese selam olsun. Sen yapın böyle. Ne? Herkese selam olsun diyeyim. Aynen. Söylemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin şu an. Tabii ki ders çalışmayı bırakmıyoruz. Derse devam ediyoruz. Aynen. Peki koçlukla ilgili görüşlerin var mı? Benle ilgili. Seni nasıl eziyet Ben ettiğimi. seni bir koç değil, bir abi olarak görüyorum. Bu zor zamanlarımızda yanınızda olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu kadar mı? Evet, şu an utandım bu kadar geldi. Tamam, şaka yapıyorum. Sıkıntı yok. En azından kötülemedin. Şöyle tehdit Yok canım, ediyor, estağfurullah. Neden şöyle kötüleyim? eziyet ediyor falan deme. Hani kızıyorsun falan diyorsun ya. Yok Kemal abi. Ben sana ne zaman kızdım Müzeyyen ya? Bana gerçekten hiç kızmadın. Çünkü ben bütün ödevlerimi yerine getirdim. Evet, değil mi? O yüzden kızmadım yani. Evet, o yüzden bana kızmadın. Tamam. Paylaşmamda sıkıntı varsa bak söyleyebilirsin. Çekinmene gerek Yok yok. Kemal abi, yok paylaşabilirsin, sorun değil. Tamamdır. Eşit ağırlık videosu istediler de eşit ağırlıkçı bir öğrencimden. Ben de dedim ki Müzeyyen'le biz konuşmamız verimli geçiyor. Onu paylaşabilirim dedim. Tabii ki paylaşabilirsin. Tamam çok teşekkür ederim. Başka sormak Ne istediğin bir şey demek? var mı? Yok Kemal abi, canının sağlığı. Tamam o tehdit mesajımı dinle. O tehdit mesajında eğer ders çalışmazsan seni bırakacağımı söylüyorum bütün öğrencilere. Yani seni değil, sana özel değil. Herkese. Tamam, anladım. Tamam ama güzel bir dille söylüyorum yani öyle sert bir dille değil. Ama motive edici bence. Zaten acı motivasyon gerekiyor bize. Evet bence de. Tamam. Anlaştık, dinleyeceğim. Hadi bakalım. Kendine çok iyi bak. Bir şey olursa WhatsApp'tan yazıyorsun zaten tamam. Tamam Cemal abi, görüşürüz. Görüşürüz. Bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yani inşallah verimli geçmiştir. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.